Herkese selamlar. Ben Murat. Motobolizmaya hoş geldiniz. Murat, hep Yamaha'dan, Honda'dan, ondan bundan bahsediyorsun ama dar bütçeli bütçesi olan bizleri unutuyorsun diye serzeniş yapan birkaç arkadaşıma rastladım. Evet, haklısın. Gerçekten haklısın. Yani bu motosiklet sadece parası olan için değil, parası olmayan, daha uygun fiyatlı motosiklet alabilen insanlar için de bu motosiklet var. Zaten kuralımız neydi? Biz altındakine değil, üstündekine bakarız felsefesinden gidiyoruz. Yani biz gezilerimizde 125cc olan arkadaşlarımızı atıyorum 1250'lere ezdiriyoruz mu? Ezdirmiyoruz. Ezecek olan zaten bizim aramızda olmaz. Biz aramızda onu tutmayız. Lafı uzatmayayım. Bugün bence çok güzel bir motosiklet var. Ondan size bahsedeceğim. 125cc Mondial firmasının ürettiği Drift 125L motosikleti. Ben çok beğendim incelerken. Hatta bir iki hafif kıyas da yaptım. Videonun içerisinde onları da göstereceğim. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar, motosikletimiz bu. Durduralım bakalım. Motosikletin ön freni disk fren, arka freni buradan gözükmüyor. Hemen görelim. Evet, buradan bakalım. Arkası da aynı şekilde disk fren. ABS fren sistemi bu motosiklette mevcut değil ama kombine CBC denilen kombine fren sistemi var. Yani ön frenle arka fren birbirine kombine o şekilde çalışıyor. Kombine fren sistemi ne demek? Belli bir yüzdelikle mekanik valflerle yapılan bir fren sistemi. Şöyle anlatayım. Ön freni mesela sıktığınızda %70 ön fren sıkarken arka tarafa da %31 güç gidiyor, basınç gidiyor. Yani ne oluyor? Zaten bizde fren yaptığımız zaman, yani motosikletimizde ABS olsun olmasın, ön fren kaymayacak şekilde, ön tekerlek kaymayacak şekilde belli bir şekilde duruyoruz. Arkayı da yavaş. Arkayı çok fazla basarsak üzerinde zaten çok yük olmadığı için, fren esnasında motosiklet ön tarafa yüklendiği için kayar. Yani bunun en güzel uyarlaması %70 ön fren, %30 arka fren. Önü de sıksanız, arkaya da sıksanız bu kombinasyonu da yapıyor. Bence çok güzel. Yani bu motosiklette güzel bir özellik. Egzoz tasarımı gayet güzel. Yani modern, şık duruyor. Egzozun üzerindeki kapaklar, farkındaysınız, bloğun veya atıyorum ayaklıkların aynı renginde. Güzel olmuş yani. Depo güzel. Çizgileri vesaire gayet güzel. Orta sehpası var. O aynı zamanda yan sehpası da var. Orta sehpa çok güzel bir şey. Bilirsiniz yani zincir temizlerken veya motosiklete bir aksesuar takacaksanız veya temizlik yapacaksanız vesaire motoru dik konumda tutuyor. Çok güzel oluyor. Bakımlar falan yapılırken çok rahat oluyor. Artı yani bu tarz motorlarda, naked motorlarda çok büyük bir ihtimal orta sehpa olmuyor. Onu da söyleyeyim ama bu motorda var. Arkadan görüntüsü gayet güzel gözüküyor. Ondan sonra amortisörlerinde bakın, arka tarafta tüplü. Ondan da size bahsedeceğim. Ön taraftan bir de farımıza bakalım. Gayet güzel. Anladığım kadarıyla halojen H4 ampul var içerisinde. Olabilir. Sıkıntı değil. Bunu değiştirebilirsiniz. Yani her tarafta biliyorsunuz LED, H4 LED'ler, power LED'ler veya neon lambalar var. Buna uygun bir şekilde olanı değiştirdiğinizde hani şekil şükür istiyorsanız hepsi olur. Ama onun harici bunun aydınlatması güzeldir, ben size söyleyeyim. Motorun bloğuna gelelim. Hava soğutmalı bir motor bloğu var. 120cc olarak geçiyor. En başta ilk intibada torna ve plastik kalitesi gayet tatminkar gözüküyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Yani bakın. Yani tornası, işçiliği vesaire, çapağı, çupağı bilmem nesi hiçbir şey yok. Gayet güzel enjeksiyonlu bir motosiklet. Yani bu motosiklet karbüratörlü değil. Yani bunu en başta söyleyelim. Hem kombine fren sistemi hem de enjeksiyonlu. Bu çok güzel. Ha şöyle söyleyeyim. Hava soğutmasına çok fazla takılmayın. İcabında yani 150-200 bin liralık motosikletler var hava soğutmalı. O motor bloğuna göre yani... Onun motor bloğunun soğutma kanalları vesaire onların tasarımlarına göre oluyor. Su soğutması
Soğutmalar şöyle: su soğutmalı, hava soğutmalı, yağ soğutmalı. Yağ da içindeki yağı, bir tane radyatör var, yağ radyatörünü onun içine veriyor. Onun içerisinde yağ daha soğuk oluyor. Motor bloğunda gezerken soğutuyor, veya su soğutmalı, su radyatörü var. Rüzgar içinden geçiyor. Su içindeki sıcak olan suyu soğutuyor. Yine motor kanallarında geziyor veya bu şekilde hava. Bu hava soğutmalı ve gayet yeterli. Ekran bence çok güzel. Eski kasa MT25'in ekranına benziyor. Bakın, hem analog hem de dijital. Yani gayet güzel. Daha ne olsun ki? Ön kafa az önce dediğim gibi H4 var burada. H4 diye tahmin ediyorum. Bu değiştirilebilir, sıkıntı değil ki, inanın ki bunun görüntüsü gayet güzeldir. Ama öndeki sinyaller, arka stop, arka sinyaller tamamı LED. Bu da güzel. Hani LED ışığını biliyorsunuz, hem dinamoyu yormaz, aküyü yormaz. Hani bu tarz böyle telli lambalardan daha az akım ve watt tükettiği için motoru da yormaz. Yani daha doğrusu elektrik sistemini yormaz. Arkada reflektörlü kedi gözü var. Bu da güzel. Yani motorunuz kapalı olsa dahi uzaktan ışık vurduğu zaman ben buradayım der. Ön amortisör aynı şekilde disk. Ön kavallara dik şekilde 90 derece olacak dik şekilde tekerlek konumlandırılmış. Yani önde veya arkada değil. Bu güzel. Güzel çalışır bu amortisör sistemi. Arka tekerlekteki amortisörler diyorum çünkü iki tane var. Ortada tekli yapılmamış motosiklete. Gazlı. Gaz odalı da diyenler var buna. Bu ne anlama geliyor? Yay, yani helezon yay, darbe geldiği zaman aşağı sönümlerken yukarı çıkış, yani kurulma noktasına tekrardan çıkış çok sert hızlı olmasın diye buradaki gaz içerisindeki ayarlamalarla bu basınç dengeleniyor. Biraz karışık oldu. Şöyle anlatayım. Çok sert bir şekilde inip çok sert bir şekilde çıkmıyor. Yavaş yavaş. Yani bu konforu sağlamak için, konfor için yapılan bir olay bu. Bu tarz amortisörler Öhlins'te mesela var. MT09'un SP modellerinde dahi bu şekilde var. Bunlar daha verimli, daha güzel ama gelin görün daha pahalı. Bu motosikletin işte alınabilmesi için de ekstra özelliklerden bir tanesi bu. Motosiklette CST marka lastikler kullanılmış. İlginçtir. Normalde bu markayı pek beğenmezler. Daha çok naylonumsu böyle bir lastiktir. Kauçuk oranı çok az. Ama çok ilginçtir. Kullanıcı yorumlarına baktığım zaman lastiğin çok kaymadığını, idare eder olduğunu söylüyorlar. Şöyle söyleyeyim, bu motosikleti alıp kullanırsınız. Kötü bile olsa kötüye alışırsınız. Atıyorum 3-5 ay kullanıp ona göre mesela lastiğinizi değiştirdiğiniz zaman daha güzel bir lastik aldığınız takdirde bu sefer ne oluyor? Kötüye alıştığınız için iyiyle daha rahat viraja girersiniz. Yani yeni lastiğinin tadını daha çok anlarsınız. Yani ben bu taktiği mesela şeyde yaptım. Honda CB650F'te orijinal üzerinde Dunlop lastik vardı. Bir müddet kullandım. Hani çok iyi değildi, açık söyleyeyim. Ondan sonra Metzeler'in Rotec 01'ini kullandım. İnanılmaz bir yol tutuş hassasiyeti var. Çok güzeldi kauçuk oranı vesaire. Ya sanki o motosiklet gitti, başka motosiklet geldi. Bu taktiği bu motosiklette de yapabilirsiniz. Belki de yapmayacaksınız. Çünkü lastikler kullanıcı yorumlarına göre iyiymiş mesela. Koltuk gayet güzel. Bence şık, modern gözüküyor. Dikişler vesaire. Üzerinde kaydırmaz pütürlü bir kumaş kullanmışlar. Onu da öğrendim. Sertliği konusunda herhangi bir şey öğrenemedim, açık söyleyeyim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Yani bu tarz motosikletler daha çok şehir içerisi konfor odaklı kullanıldığı için yumuşak olduğunu tahmin ediyorum. Arka tutamaçlar arçının tutunması için gayet şık, gayet modern olmuş. Aynı şekilde MT25 gibi arka tarafta sivri zaten. Bu ara zaten moda gibi oldu. Arka tarafı hep böyle sivri yapıyorlar. Bu modadan bu motosiklet de nasibini almış. Bence gayet güzel. Ön disk resmi bu. Az önce söylemiştim size kombine fren sistemi. Burada mesela bunun bir örneği var. Bu üstteki ön frenden gelen. Ön freni mesela sıktınız. Buradaki basınç bir şekilde valvler aldı basıncı arka diske gönderdi. Kalipere gönderdi. Yani ne oluyor? Arka tarafta da aynı şekilde mesela geliyor. Ön tekerleğe gidiyor.
Ne güzel, bir tanesini sıkıyorsunuz, ötekisi de fren yapıyor. Dediğim gibi ön taraf %70, arka taraf %30. Çok güzel bir şey bu. Egzoz tasarımı gayet güzel. Bir tane burada bir negatif yön var. Arkada oturan artçımızın ayağının şuraya sanki değebilir gibi bir durum var. Hoş, bu ayaklık burada açıldığı zaman ayak buradan itibaren yukarı çıkacak. Ama hani o da trafikte vesaire, mesela sürücü yokuşta kaldı bilmem ne, bilirsiniz, ayaklarını yere koymasını ister sürücü. Koyduğu zaman direkt bu bölgeye gelir gibi, ama bunun da çaresi var. Bilirsiniz, egzoz bandajları var. Bandajlar da motorun şansına böyle altınımsı bu renge yakın. Zaten dikkat edin, şurası şurası, yani çoğu yer aynı renkte tasarlanmış, hoş da durmuş. Buraya böyle güzelcene bir sardınız mı, hiç de bir sıkıntı kalmaz, gayet de güzel olur. Motosiklette bir tane dezavantaj var, yani benim nazarımda, açık söyleyeyim. Arka maşa hani böyle yine balkon demiri gibi yapılmış. Yani şu motora şu kadar güzel böyle tasarım yapıyorsunuz, her şeyini yapıyorsunuz, neden bunu böyle yapıyorsunuz? Ha, şimdi şöyle söyleyeyim, bunu tasarlayan mühendisler mutlaka bunu düşünmüştür. Demek ki bunun dirayeti, gücü bu motora yetiyor ki bunu koymuşlar. Yoksa atıyorum buraya böyle tornadan çıkmış bir tane arka maşa konulsa bunun fiyatını yükseltecek. Veya adam diyor ki ya bunun gücünü, kuvvetini karşılıyor, biz bunu kullandık gibisinden, zaten söylemesine gerek yok, koymasından anlaşılıyor. Sadece bunu diyebilirim, ama onun harici hakikaten tasarım gerçekten çok güzel. Bu motosikletten şimdi biraz bahsettik. Bu motosiklete mesela yakın bilindik bir marka. Mesela ne var? Honda CB125F var, değil mi? Bir de onunla böyle bir mukayese edelim bakalım. Şimdi Mondial Drift 125 ile Honda CB125F motosikletlerimizi burada görüyoruz. Özellik olarak Mondial için diyor ki tek silindir 4 zamanlı, Honda da tek silindir 4 zamanlı. Mondial Drift hava soğutmalı enjeksiyonlu, Honda da hava soğutmalı enjeksiyonlu. Mondial Drift 9000 devirde 10.7 beygir üretirken Honda 8000 devirde 10.4 beygir üretiyor. Bakın burada bir kıstas var. 9000 devirde 10.7, bu 8000 devirde 10.4. İşte yani Japon'la Çinli'nin farkı mesela bir tık olarak burada çıkıyor. 7500 devirde 9 Nm tork, Honda 6000 devirde 10.2 Nm tork. Ne anlama geldi bu? 125 cc daha düşük devirde hem daha yüksek beygir üretiyor hem de daha yüksek tork üretiyor. Düşük cc motosiklette beygirden ziyade inanın ki tork daha önemli. Neden? Hep şöyle soru geliyor. Ben eşimle gezeceğim, yokuş çıkar mı? Evet, Nm torku yüksek olunca yokuş çıkıyor. Torku düşük olursa beygirin yüksek olması o kadar ifade etmiyor. Ama burada şimdi yanlış anlaşılmayayım. Mondial Drift'in 9000 devirdeki 10.7 beygiri ile 7500 devirdeki 9 Nm torku gayet tatminkar arkadaşlar. Bunu en başta söyleyeyim. Şöyle bir ufak matematik de yaptım. 8000 devirde 10.4 beygir veya 6000 devirde 10.2 Nm tork üretiyor dedik ya Honda. İçler dışlar çarpımıyla Mondial Drift aynı Honda gibi 6000 devirde 7.2 Nm tork üretiyor. Bu ne anlama geliyor? Bu motor 6000'de 7.2 Nm tork üretirken Honda 6000 devirde 10.2 Nm tork üretiyor. Bu ne anlama geliyor? Evet, Honda daha güçlü. Yani şimdi yani bu motosikletleri karşılaştırırken bu şekilde de karşılaştırmak lazım. Devam edelim. Yakıt deposu 16 litre, yakıt deposu 13 litre. Bu çok önemli değil. Ağırlığı 130 kilo, ağırlığı 128, aynı kilo. Ön arka disk fren, ön disk fren, arka kampana fren. Bakın Honda'da arka fren kampana. Disk fren ABS olsun olmasın kesinlikle kampanadan daha iyi. Mesela drift'te bir artı. Kombine CBC fren sistemi var. Honda'da da kombine CBC fren sistemi var. Burada şartlar eşit. İkisinde de balansör var. Motorun da balansör. Ne anlama geliyor? Biel kolu çıkıp inerken çok sert bir titreşim yapmıyor. Yani bu iki motorun titreşimi neredeyse aynı. Genel anlamda da kullanıcılar da mesela Mondial Drift 125L için titreşimi gayet makul diyor.
Şimdi Mondial Drift 15.148 lira. Honda CB 125F 21.600 lira. Bakın şuradaki ufak bir beygir, ufak bir tork farkından dolayı ki kampana freni olmasına rağmen arada 6.452 lira fiyat farkı var. 6.452 lira çok ciddi bir rakam. Bu paraya güzel bir kask, mont, pantolon, eldiven, çizme vesaire her bir şey alabilirsiniz. Yani öyle ultra mükemmel kalite olmaz ama ciddi şekilde tam anlamıyla kendinizi ekipman sahibi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buraya bir tane daha motor eklemek istiyorum. O da 100 yani vur dibine dibine diyelim. Bu naked segmentinde 125 cc'de yeri çok böyle güçlü olan başka bir motosiklet var. Onu da ortaya koyalım. Bir şekilde daha bir karşılaştırma yapalım. Kafamız daha net olsun. Şimdi neyi getirdik? Yamaha MT125'i getirdik. Bu motorda bunlarda aynı özellik ne var? Tek silindirli 4 zamanlı olması. Yalnız bu motosiklet su soğutmalı. Bu da enjeksiyonlu. Bu motosiklet 10.000 devirde 14.7 beygir çıkartıyor. Zaten 125 cc'de en son 15 beygirdir arkadaşlar. 15 beygirin üzerinde ehliyette sıkıntı çıkıyor. Farklı uygulamalar var. Bu motor 8.000 devirde 11.5 Nm tork üretiyor. Şimdi bakın. Mondial 9.000 devirde 10.7 beygir. Bu 10.000 devirde 14.7 beygir. Neredeyse yarım katı daha fazla. 7500 devirde 9 Nm tork, 8000 devirde 11,5 Nm tork, 11.5. Yakıt deposu 11 litre, ağırlığı 142 kilo, ön disk, arka disk fren, ABS fren sistemi. Yalnız bizim Mondial Drift'imiz 15.148 lira. Yamaha MT125 şu an Türkiye'de satılmıyor çünkü çok pahalı diye alımı pek yok. Bu motor 43.000 lira. Bu motor 43.000 lira. Bakın. Mondial ile Honda arasında 6.452 lira fiyat farkı. Mondial ile Yamaha arasında 27.852 lira fiyat farkı. Honda ile Yamaha arasında da 21.400 lira fiyat farkı var. Korkunç fiyat farkları. Yani bu ne anlama? Ha, bakın şöyle söyleyeyim. Bu listeye ben KTM EXC 125 eklemedim. Yani şu an fiyatını da bilmiyorum. 80 bin lira, 70-80 bin liraların üzerinde. O da 125 cc. Yani bilinenin aksine bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Ya bu kadar düşük cc'ye bu kadar para verilir mi? Veya çok silindirli olacak, silindir hacmi çok yüksek olacak. O motorlar her zaman daha iyi para eder. Öyle olmuyor işte. Burada ağırlık, tork, beygir oranı, bunların ona keza torna kalitesi fiyata inanılmaz etkisi oluyor. Aklımda kaldığı kadarıyla anlatayım size. EXC 125 çift zamanlı KTM'nin en profesyonel motorlarından biri. Bakın 102-103 kilo. Aynı zamanda 125 cc olmasına rağmen 40 beygirin üzerinde bir beygiri var. Öteki taraftan 140 kiloya 10 beygir 11 beygir. İşte burada teknoloji farkı var. Teknoloji ne kadar yüksek olursa, motor ne kadar güçlü ve ne kadar düşük ağırlıkta olursa motosiklet o kadar yüksek oluyor. Arkadaşlar ben lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadede gelmek istiyorum. Düşük bütçeli arkadaşlar Mondial Drift 125L'yi gönül rahatlığına seçebilir. Giriş motosikleti olur, başlangıç motosikleti olur veya alıp çarşı pazar gezmelik bir motosiklet olur ama benim görüşlerimi biliyorsunuz. Açık söyleyeyim ben olabildiğince net ve yalansız konuşmayı severim. Yalan söylemeyi sevmiyorum. Bu motosikletle şehirler arası yola çıkamazsınız arkadaşlar. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Kaçış hızı yüksek 180 kilometrenin altında olan motosikletler otoyol ve otobanda kullanılmaması lazım. Allah korusun yoklukta insan bir tane köylü motoru derler ya, o motorla icabında mobiletle bile şehirler arası yola gider. Allah düşürmesin. O şekilde kullanabilir ama biz eğitimli insanlar olabildiğince motosikletimizi hem kaskla, montla, çizmeyle, güvenlik ekipmanlarınla, trafik kurallarına uyarak ve
doğru motosikleti doğru yolda kullanarak ilerleyenlerdeniz. Sizin de öyle olmanızı istiyorum. Öyle olduğunuzu da ummak istiyorum. Yani gönül ister ki herkesin daha fazla parası olsun, geliri daha yüksek olsun, çok daha güzel motosikletlere, ne bileyim otomobillere, evlere sahip olsun ama olmuyor. Yani kimi parasınla sınanıyor, kimi güzelliğinle, kimi türlü türlü şeylerle sınanıyor bu dünyada biliyorsunuz. Sonuç olarak Mondial firması köklü bir firma. Ondan sonra servisleri, bakımları her ilde var. Gönül rahatlığını alabilirsiniz. Şuradan altını çizmek istiyorum. Bu videoda Mondial'in herhangi bir sponsorluğu vesaire bulunmamakta. Bana arkadaşlarımız şöyle bir serzenişte bulundu. Dediğim gibi yani biraz üzüldüm. Ya Murat, hep böyle parası olana mı anlatacaksın? Yani Honda'dan, Yamaha'dan, Kawasaki'den, Suzuki'den mi bahsedeceğim? Haklı buldum. Oturdum, araştırdım. Düşük fiyat segmentinde kullanılabilecek, olabildiğince sorunsuz, kusursuz hiçbir şey yok. Yani bir Kawasaki'de bile kusur çıkıyor. Olabildiğince en az kusurlu hangi motosiklet var diye fiyatı en uygun olanlardan en son bulduğum Mondial Drift 125L. Ben bunu tavsiye ediyorum. Başka bir YouTube'da mesela arkadaşların top speed videoları var vesaire. Onları da izleyebilirsiniz. Düşük bütçeniz varsa bu motosikleti alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Kullanırsınız, değiştirirsiniz, hamlığınızı atarsınız veya bilinçlenirsiniz. Daha iyi motosiklete geçersiniz. Atıyorum o fırsatı yakalayamazsınız bile belli bir sınırlar içerisinde size keyif verebilecek tasarımı, özellikleri güzel olan bir motosiklet. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar sürçülisan ettiysem affola. Dilim döndüğünce Mondial Drift 125L'yi size anlatmaya, görseller üzerinden tanıtmaya çalıştım. Eklemek istediğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu motosikletin kullanıcısıysanız, es geçtiğim veya yanlış yazdığım bir şey varsa, onu söylediğim bir şey varsa onu düzeltebilirsiniz. Kanalıma bu ara abone sayısı birden çok yükselmeye başladı. Daha çok insanlara hitap etmeye, daha çok insanlara ulaştığımı fark ettim. Çok teşekkür ediyorum. Yani şu an sizin beğenileriniz, yorumlarınız, abonelerinizin karşılığında inanın bu şevk geliyor ve bu şevklerin karşılığında ben video çekiyorum. Şu an moralman gayet iyiyim, hoş. Yani iş yerimde işlerim biraz yoğun ama işte arada fırsat buldukça video çekmeye çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, ben sizden çok memnunum. Umarım inşallah siz de benden memnunsunuzdur. Olabildiğince yani size hitap etmeye çalışıyorum. Lafı da uzatmayayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka Motobolizma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.